Merhaba. Yeni kitabımın kargo açılışına hoş geldiniz. Bakalım bugün size hangi kitabımı tanıtacağım. Hep birlikte görelim. Evet. Bugünkü kitabım inanılmaz bir kitap. Adı üstünde hakikaten inanılmaz bir kitap. İnanılmaz zaman yolculukları, bilim kurgu öyküsü tarzında yazılmış, farklı temaları ele alan ve zaman yolculuğunu özellikle tüm boyutlarıyla değerlendiren bir kitap, okumak isteyenlerin ilgisini çekeceğim bir çalışma. İnanılmaz zaman yolculukları. İkinci baskısı Kitap Ağacı Yayınları tarafından yapıldı. Kitap Ağacı Yayınları genç, yeni, dinamik bir yayın evi. Başarılı çalışmalara imza atıyor. Bu vesileyle Kitap Ağacı'ndaki arkadaşlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Genel yayın yönetmenimiz Alparslan Yurtsever'e, editörüm Veysel Altunbay'a ve redaksiyonu yapan Meryem Onat'a teşekkür ederim. Kitap Ağacı Yayınları'nın bu güzel kitabı oldukça iyi bir tasarımla, güzel bir içerikle okura ulaştı. İçinde zaman yolculuğu temalı 17 tane hikaye var. Arka kapak yazısını da bir okuyayım isterseniz. İlginizi çekerse. Dinleyecekseniz okuyayım. Dinlemeyecekseniz hiç ne kafanızı ben yorayım ne de siz beni yorun abi yani. Dinliyoruz mu hala? Emin misin bak? Son karar mı? Tamam okuyorum o zaman. Sen biliyorsun çok ısrar ettim. Zaman yolculuğu temalı birçok film çekilmiş, roman yazılmıştır. Ancak bu temaya öykü kitabı formatında eğilen Türk edebiyatında bir ilkle karşı karşıyayız. Ya abi bu Türkiye edebiyatındaki bütün ilkleri de ben mi yapmak mı zorundayım ya? Bu benim mükellefiyetim mi yani? Başka yazar arkadaşlar da biraz çalışsın gözünüzü seveyim ya. Böyle olmuyor yani. Bütün ilkleri ben yapıyorum. Vallahi yoruldum yani. Bütün yük benim sırtımda, biraz diğer arkadaşlardan da, diğer yazar arkadaşlardan da böyle orijinal fikirler bekliyorum. Yani biraz siz de çalışın abi. Öyle olmuyor yani. Her neyse. Polat Orat'ın büyüleyici kaleminin parıltısında geçmişe seyahat de, geleceğe ziyaret de var. Bu ne ya? Polat Orat'ın büyüleyici kaleminin parıltısı. Abi normal bir kalem bu yani. Ne büyüleyici ne parıltı yani. Biraz abartmışız burada. Siz de kusura bakmayın ne diyeyim. Kitabımızda kimi zaman akıl almaz organik yöntemlerle, bazen mekanik araçlarla, bazen de bilişsel yollarla benzersiz zaman yolculukları teknikleriyle karşılaşacaksınız. Bu çarpıcı öykülerde yerel ögelere pek alışık olunmadık biçimde sıkça rastlayacağınız gibi akıl almaz alternatif tarih senaryoları da sizi hayrete sürükleyecek. Bu kitabı okuyan siz ile bu kitabı okumayan siz asla aynı kişi olamaz demişiz. Ve okuyun abi ya. Vallahi okumuyor kimse ya. Yazıyoruz yazıyoruz yani. Kendimize yazıyoruz. Oluyor mu yani böyle? Yani. Ne bileyim. Siz bilirsiniz ya vallahi şeyde çok da şey yapmaya gerek yok. İşte bu şekilde. Her neyse tamam teşekkür ederim. Var mı başka diyeceğiniz yoksa kapatayım. Çok da uzatmaya gerek yok zaten. Alan alır, almayan da yaya kalır. Ne diyelim yani? Hoşçakalın.